Güvenlik kurumlarının önü ana baba günü. Biz de biraz önce yayındaydık. Çeşitli yerlere böyle bağlantılar oldu. İstanbul'un birçok ilçesine, Ankara'ya, diğer yerlere. Sosyal güvenlik kurumları çok kalabalık. Evet. Sosyal güvenlik kurumlarının bu kadar kalabalık olmasının nedeni hepimiz biliyoruz. Çünkü oraya gidenlerin bir kısmının niye gittiğini bilmeyenler de var. Orada bulunup bir form falan dolduruyor eline. Tutuşturmuşlar bir formu, teyzeler, amcalar bakıyor ediyor falan da o formu niye doldurduğunu, ne yaptığını bilmeyenler var. Doğru. Bilerek yapmamız lazım. Bilerek hareket etmemiz lazım. İnanın bizim kanalımızı izleyenler, ETV Türkiye'yi, bizleri izleyen herkese size çok teşekkür ediyorum. İyi ki siz varsınız ama iyi ki biz de varız bu konularda. Çünkü sizlere bu bilgileri o kadar çok anlatıyorum ki şimdi profesyonel danışmanlık hizmeti sunduğumuzu hepiniz biliyorsunuz. Bu bizim çoluk çocuğumuzun rızkını biz bu işten çıkartıyoruz. Bu işin okulunu okuduk. Bu işlerden biz para kazanıyoruz. Çok kişiyle görüştüğümde Özgür Bey, zaten ben sizin dediğiniz gibi planlama yaptım. Özgür Bey, ben zaten doğum borçlaması için müracaatta bulunmuştum. Özgür Bey, ben şunu yapmıştım. Hepsinin hazırlıklarını yapmışlar. Çok da güzel oldu. Evet. Ne demiştim size, bakın yarın öbürsü gün hizmet dökümlerinizi çıkartın. Bilgisayardan bunları çıkartıp bakamayacaksınız. Benim yanıma geldiğinizde hizmet dökümünüz yoksa biz de çıkartamayacağız. Çok yoğun olacağız demiştim. Yayının başında bunu hatırlattım ben de izleyicimize. Özgür Bey dedim, aylardır söylüyor. Hazırlıklı olun, hazırlıklı olun. Planlamanızı, şimdi planlamasını yapanlar kafaları rahat bir şekilde dilekçeyi vermeyi bekliyorlar dedim. Evet. Aynı şeyi hatırlattım ben de. Askerlik borçlanması yapacak olan kişiler, doğum borçlanması yapacak, yurt dışı borçlanması yapacak. Yani borçlanma yapacak olan kişiler. Zorunlu borçlanma yapacaksınız. Cebinizden de bir ton fazladan para çıkmasını istemiyorsanız şunu yapın. Şimdi borçlanma kağıdı, ben şimdi isterim de arkadaşlardan bir tane şöyle isteyeyim de. Seral, bir tane borçlanmanın formundan getir misin? Hem yurt dışı getir, hem askerlik getir. Bir örnek canlıyında anlatalım. Şimdi bu formları getirsin arkadaşlar. Tamam. Organik olalım. Çok böyle kendimizi kasmayalım. Çok resmi olmayalım. Zaten hepimiz arkadaşız, tabii, dostuz. Şimdi gelsin. Ben size bu formlar nasıl doldurulacak, neler yapacaksınız, ben bunları size bir anlatayım. Sonra sosyal güvenlik kurumu kalabalık olabilir. E-Devlet'ten sisteme giremeyebilirsiniz. Söyleyeceğim bu formları çıkartacaksınız, dolduracaksınız. Adınızı, soyadınızı, adresinizi, telefonunuzu yazacaksınız. İmzanızı atacaksınız. Zarfın içine koyacaksınız. İadeli taahhütlü posta yoluyla pazartesi günü de gönderebilirsiniz. Bu müracaat sayılacak. Siz zamdan etkilenmeyeceksiniz. Bizim izleyicilerimizin yeri ayrı, ayrıcalıkları var. Her şeyi bizden bu şekilde öğrenebilecekler. Biz de anlatacağız. Bazılarını zaten bunları biliyor olabilirsiniz. Biz bilmeyenlere anlatıyoruz. Onu baştan söyleyelim. Tek tek birçok konuda kilit böyle artık. Neler yapılacağı konusunu size anlatmaya çalışıyorum. WhatsApp'a ulaşılamıyor. Ya inanın şu anda böyle yüzlerce yüzlerce bizim şu anda ekip arkadaşlar falan, dün gece saat 12'ye doğru ofisten çıktım. İşte sabah saat 4'te 5'te tekrar kalktık, geldik ofise. Çok yoğun, hatta böyle herkes çok yoğun çalışıyor gerçekten. Elimizden geleni yapıyoruz. Burası Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sanki böyle bir birimi gibi oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da bize teşekkür etmesi lazım. Onların yükünün bir kısmını da bizler alıyoruz aslında. Gerçekten öyle. Binlerce ama binlerce mesaj WhatsApp'tan aynı anda geliyor. Şu yayın bile yani Sosyal Güvenlik Kurumu için iyi bir yayındır. Tabii ki yani. Şimdi borçlanma kağıdında şöyle bir şey yazar. Bu bir borçlanma kağıdıdır. Borçlanma kağıdı, bakın 5510 sayılı kanunun 41. maddesine göre borçlanmada bulunuyorsunuz. Şimdi bazıları şunu merak ediyorlar. Askerlik işe başlama tarihini geriye doğru çekecek mi, çekmeyecek mi? Borçlanmayla beraber emekli olacak mısınız? Şunu şöyle tam yakından şöyle gösterdiğim zaman tam çıkar değil mi? Evet, görünüyor. Bu form diyor ki 5510 sayılı kanunun 41. maddesine göre. 5510 sayılı yasanın 41. maddesini de açıp baktığınızda der ki bir kişinin ilk defa
sigortalı olduğu tarihten önceye borçlanması varsa işe başlama tarihini geriye doğru götürür. Bunu kanun söylüyor ve size verilen SGK'nın vereceği fonda bu kanuna göre. Yani siz bu kanuna göre bir fon doldurmuşsunuz, yararlanıyorsunuz. Yarın öbür gün bakan öyle dedi, cumhurbaşkanı böyle dedi. Kim ne derse desin, isterse Biden'la Putin bir araya gelsin, sonra da cumhurbaşkanını ziyaret etsin, desinler ki borçlanma kabul olmuyor, olur, olur kardeşim. Bu yasaya göre olur, dava açarsanız olur. Yani davalık bir durum yok ya. Sigorta öncesi borçlanmalar işe başlama tarihinizi geriye doğru götürecek. 2000-2001 yılında sigortalı olup askerlik diğer borçlanmaları işe başlama tarihini 8 Eylül 1999 önüne çekiyorsa bu formlarla beraber dolduracağınız bu formla beraber hem cebinizden 2023'ün asgari ücretine göre değil 2022 rakamlarına göre borçlanacaksınız hem de EYT'li değilsiniz belki EYT'li olacaksınız. Formun birinci bölümü bakın formda diyor ki 1 adı soyadı. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. 2. Sosyal güvenlik sicil numaranız ya da TC kimlik numaranız. Onu yazıyorsunuz. 3. Bu kanunlara göre önceden sicil numarası verilmişse, yani SSK'lı, Bağkur, emekli sandığı sicil numaralarınız varsa bunları yazın diyor. 4. Borçlanma miktarının hesabında seçilecek günlük prime esas kazancı yazın diyor. Asgari, azami ve diğer. Yani en alt, en üst ya da diğer. Ama bakın burada diyor ki kaç lira ödeyeceksiniz? Günlük 69 lira 02 kuruş şeklinde söylemiyor. Şu anda asgari ücret 6471/30 günlüğünü söylüyor. Günlük borçlama miktarının hesabına seçilecek günlük prime esas kazanç. Yani 215 lirayla 215 lira 70 kuruşla bunun 7,5 katı olan 1617 liraya kadar İstediğiniz rakamı siz kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Diğer dediğinizde rakam belirlersiniz. Ya en alt ya en üst ya da kendiniz rakam. Ama ödeyeceğiniz rakamı siz kendiniz belirlerken oraya ben 69 lira 02 kuruş günlük ödeyeceğim demiyorsunuz. Asgariyi seçiyorsunuz. Sonra formun diğer bölümüne geçiliyor. Burada da borçlanmak istenilen hizmetin sürenin niteliği diyor. Hı hı. Ücretsiz doğum izni süresini mi borçlanacaksınız? Analık izin süresini mi borçlanacaksınız? Doğumdan sonra geçen süreler, çocuk evlat edinme süresi varsa evet, hayır. Borçlanma yapmak istediğinizde süreleri istiyor. Hangi süre? Çocuğunuzun dünyaya geldiği tarih bitişte tam 24 ay sonrası. Mesela çocuğunuzu 1-1-2000 yılında dünyaya getirdiyseniz 1-1-2002 yazıyorsunuz. 24 ay sonrası. Sonra hangi süreler? Bakın avukatlık staj süresini mi borçlanıyorsunuz? Onu işaretliyorsunuz. Tutuklulukta ve gözaltında geçen süreleri mi borçlanıyorsunuz? Onu işaretliyorsunuz. Grev ve lockout'ta geçen süreyi mi borçlamak istiyorsunuz? Onu borçlanıyorsunuz. Asistanlıkta, fahri asistanlıkta geçen süre. Seçim kanunları gereğince açıkta geçen süre bu en fazla 3 ay. Kısmi süreli çalışan kod 6 ve diğer yedek subay okulunda geçen süreler diyor. Bakın bu borçlanmalarınızı yaptınız. 6. bölümde borçlanılmak istenen süre. Hizmet süresinin tamamı mı yoksa siz ne kadar süre? Ben şu kadar süre istiyorum. 3 yıl, 6 ay, 1 yıl, 2 ay, 1 yıl, 300 gün, 30 gün, 1 gün ne derseniz onu yazıyorsunuz. Ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na siz bunu form adınızı, soyadınızı, imzanız, ekler varsa eklerinizi koyarak da zarfın içine koyuyorsunuz. Zarfı kapatıyorsunuz. Zarfa bağlı bulunduğunuz il Sosyal Güvenlik Kurum Müdürlüğü'nü yazıyorsunuz. Ya da ilçe ise işte örnek veriyorum bakın bu örnek benim dediğime sakın postanın üstüne benim dediğimi adresi yazıp gönder. Mesela ben Bursa'da yaşıyorum. Bursa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ne örnek Nülüfer ilçesindeyim. Nülüfer'in yok, Osman Gazi'nin var. Osman Gazi ilçe sosyal güvenlik merkezine diyorum. Zarfı götürüyorum, iadeli taahhütlü gönderiyorum. Bakın normal posta ya da kargoyla sakın göndermeyin. Postayla gönderirseniz ne o kalabalıklara girin, ne E-Devlet'ten sistem açılmıyor diye stres yapın. Hiçbir şeye gerek yok. Benim dediğimi yapın. Bugün, yarın bunu atın postaneye gönderin. Size
2022 rakamlarıyla borçlama tutarı gelsin. Borçlama geldikten sonra da istediğiniz gün kadar gidin ödemenizi yapın. Bu kadar basit. Gerçekten çok önemli bir bilgi. Çok önemli hakikaten. Çünkü borçlanmalarla ilgili kafa karışıklıkları gidip işte Özgür Bey'in dediği gibi o kadar çok yığılma var ki SGK'da. İşte takip edenler bu kadar kolay bilgiye ulaşıp doğru yolu nasıl uygulayacaklarını Özgür Bey'den yine anlamış, öğrenmiş oldular. Şimdi de yurt dışı borçlanmasını anlatacağım. Şimdi bu da yurt dışı borçlanması. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da kendinizi gurbet elde yapayalnız hissetmeyin. Ya biz işte Türkiye'de yasalar çıkıyor, bizim hiçbir şeyden haberimiz yok, biz de bu haktan yararlanmak istiyoruz. İşte konsolosluklara, elçiliklere gidiyoruz, böyle bize formlar veriyorlar, ne yapacağımızı bilmiyoruz demeyin. Size bunları da anlatacağım şimdi. Buyurun. Yurt dışı borçlanması yapıyorsanız bunun için size böyle bir form verecekler. Bu forma siz eklerinizi koyacaksınız. Yurt dışı hizmetinizi gösterir belge. Hizmetle beraber kadınların çalışması yoksa ikametgahlarını koyacak. Yurda giriş çıkış belgelerinizi e-devletten alıp onu ekleyeceksiniz. Pasaportunuzun fotokopisi, kimliğinizin fotokopisiyle beraber bu formu dolduracaksınız. Yine elçilikler aracılığıyla, konsolosluklar aracılığıyla gönderebilirsiniz. İadeli taahhütlü şekilde gönderebilirsiniz. Vekaletnameyle Türkiye'de bir tanıdığınız varsa ama artık her yer kapandı. Oradan vekaletname de çıkartamazsınız. Bence konsolosluk aracılığıyla ya da posta aracılığıyla siz evraklarınızı gönderin. Borçlanmada da yine yurt dışı borçlanmasına bakın. Adı, soyadı, TC kimlik numarası. TC kimlik numarası olup Türk vatandaşından çıkıp mavi kartlı olanlar var. O kişiler sadece Türk vatandaşlığına geçen sürelerini borçlanabilirler. 18 yaşından sonra mavi kartlılar. Borçlanmak istediğiniz yurt dışındaki sürenin bakın sigortalılık süresi, işsizlik süresi, ev kadınlığı süresi. Ev kadınları bu konuyla ilgili ev kadınlığı süresini çalışmadığı süreyi bu şekilde seçebiliyorlar. Borçlanma miktarını hesabında seçtiğiniz bir günlük prim esas kazanç. Bu rakam yine söylediğim gibi cebinizden ödeyeceğiniz parayı değil, sadece sizin burada dolduracağınız formda günlük brüt rakam yani 215 lirayla 617 lira. Bu rakamları belirliyorsunuz. Mesela İsviçre durumu farklıdır. Diğer ülkelere göre İsviçre'dekiler primleri Türkiye'ye transfer etmek istiyorlarsa farklı bir durumları vardır. İsviçre'dekiler isterlerse primleri kendileri ödeyebiliyorlar. İstiyorlarsa da oradan artık kesin dönüş yapıp parasını Türkiye'ye getiriyorlarsa Türkiye'ye gelen para üzerinden bu kesintiler yapılabiliyor. Kendileri para ödemeden, yurt dışından gelen paradan bu kesinti yapılabiliyor. Bakın İsviçre için özel bir durumdur. Mesela emekli olmak için Almanya'daki birisi 5000 gün borçlanır. Canı istiyorsa o kadarsa o kadar. Ama İsviçre'de 30 yıl çalışan birisi ben 5000 gün çalışıyorum, para transfer etmişse, Türkiye'ye kesin dönüş yapmışsa 5000 gün yetiyorsa 5000 gün değil. 30 yıl mesela İsviçre'de kaldıysa 10.800 gününü keser. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kişiye kalan parayı verir. İsviçre dünya ülkeleri arasında şanssızdır. Bu borçlanma formlarını yine borçlanan tutarlar, miktarlar çok basit formlardır. Yazarsınız, iade taahhütlü olarak gönderdiğinizde müracaatta bulunmuş olarak kabul edilirsiniz.